En özel anlar en özel mekanlarda yaşanır. En özel organizasyonlarınızı gerçekleştirebileceğiniz Emek Çok Amaçlı Salon açıldı. Yemekli yemeksiz düğün, nişan, sünnet, kına gecesi, mevlüt cemiyetleri, seminer ve toplantılarınızda 300 kişilik nezih mekanı, son sistem, ses, ışık ve sinevizyonda sunum farkı ve inanılmaz fiyat avantajıyla Emek Çok Amaçlı Salon, Özmerkez karşısı Tansaş Market yanında. Rezervasyon telefonu 245-9474, GSM 0532-203-2138. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Şu anda Yeni Çarşı'dayız sevgili seyirciler ve Balıkesir'imizin, Yeni Çarşı'mızın duayen esnaflarından birinin dükkanındayız. Evet, Muharrem Abacıgil'in Prenses Kolonyaları dükkanındayız. Gerçekten de artık çarşımızda, Yeni Çarşı'mızda çok sayıları azalan, çok eski esnaflarımızdan biri. Merhabalar diyoruz. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Sağ olasın. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi duayen esnaflarımızdan dedim. Çünkü yaş itibariyle kaç yaşındasınız? 83'e geliyorum. 83'e geliyorsunuz ve bu yani çarşı... 60 senedir bu işin içindeyim. Evet. 60 senedir burada Yeni Çarşı'dasınız. Evet, evet. Ve hatta program öncesi sohbetimizde de belirttiniz. O yangından önce de burada yani dükkanınız vardı. Evet. Peki başlayalım o zaman. Sizi bir tanıyalım. Kimlerdensiniz? Ben Muharrem Abacıgil. 1931 doğumluyum. Annem, babam aslında Balkan göçmeni. Evet. 1910'da gelmişler. Biz doğum yerimiz Balıkesir. Ben orta tahsilimi Balıkesir Lisesi'nde yaptım. Lise 1'den ayrıldım. Lise 1'den sonra esnaflığa başladım. Evet. Yani 60 senedir de bu işin içindeyim. Baba mesleği olarak baba yapıyorsun. Mesleği, evet. Baba mesleğim abacı. Abacı. Sonra bir kimyager albaydan öğrendim. Onu devam ettiriyorum. Peki Abacıgil soyadı da oradan geliyor. Oradan geliyor. Yoksa Muazzez Abacı'yla bir akrabalık yok. Yok 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 yok. Peki şimdi Abacı, baba Abacı, dedeler zaten Bulgaristan'dan göç etmiş. Yugoslavya'dan. Yugoslavya'dan göç etmiş. Evet. Şimdi baba mesleğini devam ettirmediniz. Evet. Bir kimyager. Nasıl oldu? Orası çok enteresan. Evet. Efendim ortaokulu bitirdikten sonra ufak ufak esnaflığa başladım. Yani kolonya alma, satma gibilerden. Ondan sonra bunu imalat haline çevirmeyi düşündük. O gün bir tesadüf olarak Albay Kerim Bey geldi. Dedi böyle böyle seni şey yapalım. Öğreteyim bu kolonyanın şeyini. Balıkesir'de iyi geçim derdi düşünmezsin. Başladık. Bu zamana kadar devam ediyorum. Peki Balıkesir'in hemen hemen ilk kolonyacılarından diyebilir miyiz size? Tamam. Rahmetli Bahattin Bey vardı, biz vardık abimle beraber. Biz devam ettirdik, bugüne geldik. Bahattin Bey de kendisi bir yerde öğrenip Balıkesir'de başlamış. Herhalde. Evet. Peki sonra tabii ki bu Balıkesir kolonyaları çok ünlendi, meşhurlaştı. Sizin ilk başladığınız yıllarda kolonyacılığa ilk başladığınız yıllarda dışarıdan mı geliyordu kolonyalar? Umumiyetle İstanbul'dan geliyordu. Evet. İstanbul ve İzmir'den geliyordu. Ama Balıkesir'e tanıtan daha doğrusu Bahattin Bey, Kadir Albayrak, bilhassa Kadir Albayrak bütün Türkiye'yi gezdi. Ondan sonra Esmen kolonyalarını kurdular. Evet. Yani bizden Esmen olarak da zaten bütün Türkiye'ye duyuldu. Onlar duyuldu ama bizden 10 sene sonra. Sizden sonra onlar. Bizden sonra onlar. O 70'li yıllarda iyice zirveye çıkmıştı. Zirveye çıktı, evet. Evet. Fakat sonrasında başka markalar çıktıktan sonra başladı. Evet. Yani bugüne o şekilde geldi. Peki o ilk yıllara dönelim. Kimyager size kolonyanın nasıl yapılacağını mı öğretti? Öğretti ve hayata atıldık o şekilde. Peki kolonya nasıl yapılıyor? Gizli sır değil mi bu? Sır mı? Biraz sır. Öyle mi? Biraz sır. Peki biraz sır olan kısmını söylemeyelim de onun yani dışında. Onun dışında alkolle esansın karıştırılmaz ama bunu bilerek, çeşitlerini bilerek, birleşimindeki ölçülerini bilerek. Ölçüleri bilerek bunu herkesin beğeneceği bir şekle sokmak şartıyla
beğeniye sunmak. Peki alkol diyorsunuz. Bu alkol bildiğimiz bizim tükettiğimiz alkol değil herhalde. Nasıl bir alkol kullanılıyor? Saf alkol. Saf alkol. Devletin sattığı saf alkol. Bu şeyde kullanılan, kolonyacılıkta kullanılan saf alkol. Peki alkolsüz kolonya olmaz mı? Olmaz. Alkolsüz kolonya. Her kolonyada alkol vardır. Alkol vardır. Ama bazen çok düşük dereceli o şekilde. Düşük dereceli mesela bira 10 dereceyse bizim kullandığımız kolonyalar 40'tan başlar. 40'tan başlar 80. Bu 65'li 80'li bu neyi ifade ediyor orada? Derece. Alkolün derecesi. Alkolün derecesine. Suyla karıştırılma derecesine. Evet. Peki alkol burada ne rolü oynuyor kolonyanın içinde? Eritici. Evet. Peki bu esans... Esansı muhafaza etme içinde, muhafaza etme. Peki burada şişelerin içinde zambaklar görüyorum. Evet. Bu zambakları burada sembolik olarak mı istiyorsunuz? Sembolik olarak kullanıyoruz. İçinde alkolün içindedir, bozulmaması için alkolün içindedir. Peki bu zambağın esansını siz hazır mı alıyorsunuz? Nasıl alıyoruz? Onda doğrudan ithal malıdır. Öyle mi? Türkiye'de yalnız Isparta'da gül yağı çıkıyor. Diğer kokular çıkmıyor. O gül yağını onlar kendi yapıyor. Kendi Isparta. Ama orada şey yok. Alkol yok. Alkol yok. Büyük esans fabrikası var. Peki gül yağından ziyade kolonyanın daha etkin olması onun için o alkolle karışmasından dolayı verdiği karışım mı acaba? Karışım var. Yan maddeler de ilave ediliyor. Başka maddeler ilave. Siz de ilave ediyor musunuz? Ediyoruz tabii. Ne için? Kalıcılık için? Tespit edici şeyler var. Yan maddeler var. Onları da kullanıyoruz. Evet. Peki kolonyanın kalitesi ve kalitesizi gibi bir şey söz konusu olduğunda ne anlıyoruz biz? Şimdi fazla esans satılırsa kaliteli mal çıkar. Ama bunu yeterince kullanmak lazım. Herkesin beğeneceği bir şekilde kullanmak lazım. Fazla atarsan çok rahatsız eder. Az atarsan az gelir şeyi. Normalini bulmak lazım. Evet. Peki siz kolonyacılığa başladığınızdan itibaren hep şişede miydi kolonyalar? Cam şişe. Cam şişe, plastik şişe. Şimdi plastik sonradan geçildi de. Yani cam şişeyi söylüyorum. Cam şişelerdeydi. Hep camdı değil mi? Camdı. Paşa bahçeye imal ediyor. Ondan kullanıyordu. Camın da zaten geçmişi çok eski olduğu için. Yani plastik ne de olsa bozulur şey. Plastik zaten bozar şeyi. Petrole dayalı ham maddesi. Evet, bu bozar şeyi. Kolonyayı da bozar. Camda bir şey olmaz. Onun için plastik şişede kolonya almamak tercih edilir. Evet. Tercih ama edilir. Ama genelde yapalım da oluyor tabii. Bak yapan sizde de var mesela. Biraz fiyat olarak düşük olduğu için biz de günübirlik satışta olduğu için şey yapıyoruz. Yani çok böyle sirkülasyonu olan, sürümü çok olan kolonyaları plastikte veriyoruz. Plastikte şey yapıyoruz. Ama cam şöyle bir cam olduğu zaman çok en makbulü bu. 3 sene 5 sene durur bir şey olmaz ama plastikte bir ay sonra plastiğin kokusunu almaya bakar. Kokusunu alıyor. Kokusunu yani plastik. Kısa vadede tüketeceksiniz plastik alabilirsiniz. Plastik tercih edilir o zaman. Mesela hastaneye gidiyorsun götürebilirsin orada düşer müşer kırılmasın. Evet tercih edilir. Ama şişede? Şişede 3-5 sene kullan bir şey olmaz. Kolonyanın ağzı kapalı olduğu müddetçe bozulmaz mı? Güneşte kalmadığı müddetçe bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Daha kullanışlı olur. Evet. Peki eskiden çok eskiden Balıkesir 40 sene önce falan revaçlı olduğu zamanlar hep bütün Türkiye'den kolonya almaya gelirler miydi? Balıkesir'le alakası olanlar gelirdi. Balıkesir'e dışarı gidenler tercihen şey var hediye olarak götürürlerdi. Ama başka illerde de üretiliyormuş o zaman. O zaman vardır tabii. İstanbul falan. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya bunlar başlıca üretim. Sizin eskiden biz gençken imalathanelerinizde çok çalışan gençler vardı. Bizde 5-6 kişi çalışıyordu. Esmen diğerlerinde çok çalışan vardı. Onlarda da vardı. Biz onların kolonya imalathanesinde çalıştığını anlardık. Yanımıza yaklaştılar mı kokuyorlar. Kokardı tabii. Ne de olsa. Dökülen şubu olur, etrafa yayılır. Devamlı onun içinde çalıştıkları için hep siner, kokar. Siner. Öyle. Kullanmasanız da üzerine siner.
Şimdi gençler parfüm kullanıyor, öyle parfüm kokusu değil, biz biliyorduk. Evet, evet, parfüm kokusu yok. Peki bir de şu kolonya doldurma şişesini biraz konuşalım Muharrem abicim. Şimdi bu şişeler de çok eskiden değil mi? Eskiden var onlar. Ne zamandan beri? Yani benim bildiğim 50-60 senedir var bunlar. Hep bunlar mı dolduruyor? Bunlar dolduruyor, daha pratik oluyor. Şişe ağızları küçük olduğu için tercihen buradan şey yapılıyordu. Evet. Ama şimdi makineye dönüldü. Basıyorsun düğmeye, doldu var, otomatik makineler var. Basıyorsun, o gramaja geldi mi kesiyor. Ama siz yine bunu kullanıyorsunuz. Bu dükkan içinde kullanıyor. Burada CC'sini buradan mı? Oradan ölç. Doğru mu? Yanlış değil, olmaz. Olmaz. Evet. Burada şimdi Hakan biraz onu yakından göstersin. Bir tane, bir istersen bir şişeye şöyle bir gösterelim. Nostalji yapalım. Evet. Şimdi Muharrem abi bize yıllar öncesinin şişeler şimdi hep şey deneyeceğim ama bunu da deneyebiliriz. Onu da deneyebiliriz. Şimdi şöyle alın, evet. Böyle gösterelim ama biz şeye de. O zaman şunu biraz dolduralım. Evet. Şunu da şey yapsak olur. Tamam, onunla da yapsak olur. Aynı. Şimdi üstünde şeyleri var değil mi burada? Gramaj şeyi var. Hayır, şimdi gençler, çocuklar belki bunu bilmiyorlardı. Görsünler bir. Görsünler. Ne kadar oldu şimdi bu? 250 gram. 250 gram. Buraya geldi. Şurada yazıyor. Gramaj şeyi var. Evet. Şimdi dolduruyoruz. Şimdi dolduruyoruz. Şurada bu şişe 220 yahut 250 gramlıktır. Dolduğunda çekeceğiz. Bu zambak kolonyası mı şimdi? Bu limon. Limon kolonyası. Limon. Evet. Şişemiz dolmak üzere. Tam 250 gramlık. Evet. 250 gramlık bir limon kolonyası bu. Güzel bir kolonya. Evet. Kapadık. Şimdi günümüzde mesela artık günümüzde bir fiyatını öğrenme açısından. Bunun fiyatı ne kadar şimdi Muharrem abi? Bunun şişesi 5 lira. Kolonyayla beraber mi? Kolonyayla beraber 5 lira. Bazen parfüm tipleri var. 7,5 liradır. Ucuz mu? Ucuz. Bunu 2 ay 3 ay kullanan oluyor biz bir şişeyi. Evet. Diğer şeylere göre ucuzdur. Şu aynı değil mi bunlar ikisi? İkisi de limon mu bunlar? Limon değil, kokulu öbürleri. Peki sizin şimdi arkada nostalji anlamında da biraz bilgi vermez. Akıyor. Evet. Tamam. Şimdi bunlar zamanla deforme mi oluyor yoksa biz mi? Yok, açık kalmış biraz. Peki şimdi Muharrem abicim sen bize buradaki kolonyaları şöyle bir tanıtalım. Hangi kolonyalar var? Ben şöyle geçeyim. Siz gösterin böyle. Şimdi orada var mesela çeşmeli. Şimdi çeşmeli olanlar burada 10 çeşit varsa bu zeytin çiçeği. Evet. Bu şebboy çiçeği. Bu tütün. Evet. Violet. Violet menekşe. Evet. Altın damlası. Unutma beni. Füjer, şipir. Bir dakika. Unutma beni hangisi? Bu mu? Evet. Evet. Bu? O tarafta o füjer kokusudur. Füjer. Adidas kokusudur. Şu. Evet. Pardon. O öbür tarafta da diğer çeşitler var. 3 çeşit var. Evet. Yani o bunlar hep bu ayrı kokular. Evet. Peki bunlar kurnalı böyle bu şişeler. Eski bunlar da cam. Bunlar eskiden kalma değil mi? Eskiden kalma. Şimdi pek yapmıyorlar bu tip şişeleri. O şey olarak antik olarak. Sizin dükkanlarınızı süslüyor. Bir de şu şişeler, naylon şişeler bir ara şunlar da kolonyacılarda çok meşhurdu. Yine yapıyoruz onları. Pratik oluyor olduğu için 1 kiloluk, yarım kiloluk, 250 gramlık hepsi var. Muharrem abicim şimdi çarşıyı, kolonyaları konuştuk biraz, şu çarşıyı konuşalım. Burası siz büyük yangından önce de buradaydınız. Büyük yangın öncesi bu çarşı nasıldı? Barakalar vardı ama dükkanlar nasıl bir durumdu? Burada aynı bu sokak var mıydı? Nasıldı? Aynı şekildeydi ama evet. İptidai olarak baraka şeklindeydi. Bazıları biraz daha sağlamcaydı. Yani iyi oldu çarşı ama daha güzel yapılabilirdi. Yani 100 sene sonrasını düşünmek şartıyla bu çarşı Çamlığa doğru. Çünkü bütün evler eskiydi. Barak evler. Yani yıkılabilirdi o evler. Yıkılabilirdi. Daha o zaman için diyorsunuz. 50'de yapılırken. Daha mesela
bu hal tarafı da sonra daha genişletebilir. Sümerbank'ın arkasına gidilebilir. Sümerbank bu çarşı yapılırken yoktu. Yoktu. Sonradan yapıldı. Evet. Ama daha geriye yapılabilirdi çarşı kazanmak için. O zaman yani bütün şehrin esnafı burada toplu olduğu için her gün çarşı bayram yeri gibi kalabalık olurdu. Ama benim çok çocukluğumda da kalabalıktı. Şimdi yani dükkanlar burada o bayram arifelerinde işte Ramazan müddetince falan çok kalabalık olurdu. Yine kalabalık, daha da kalabalık olabilirdi ama bu şekilde şimdi çarşı çok dağıldı. Peki şimdiye geleceğim. O günlere gelelim. Hemen çarşı yanar yanmaz işte 50-52 yıllarında yapılıyor değil mi hemen? Yapılmaya başlandı. Uzun sürdü mü yapımı? Yok, 2 sene sürdü o kadar. 2 sene? 2 sene sürdü. Ama ben o yapım inşaat aşamalarında falan gördüm, fotoğraflar gördüm. Ahmet Esmer'in fotoğraflarında yapılırken falan bayağı güzel bir şey yapıyorlar ama. Bina yapıyorlar. O yıllara göre. O günün şeyiyle gayet güzel. Ama daha güzel yapılabilirdi. Yani güzelliği şu. Trotuarlar çok güzel. Güneş şeyi. Çok, yapımı çok güzel ama daha geniş tutulabilirdi. Bir. İkincisi bu üst katlarla ilgili hiç randıman alınmamış. Benim anladığım yani, kadar. Peki ilk yapıldığında da üst katlarda neler vardı? Yine aynı şey. Depo olarak, depo olarak kullanılıyor. Halen depo olarak. Yukarılarda iş yeri yok. Birkaç tane terzi var o şekilde. Hep depo muydu yani, o zaman? Mağaza iş yerlerin depoları üzerleri. Hep öyle şey o şekilde. Yani o zaman üzerleri iş yani, yeri olarak değil. Ya ben, şey merdiven, yürüyen merdiven o günün şeyiyle olsaydı belki buradan çıkılıp üstler gezilebilir şekilde gelir. Ama bir kat Muharrem abicim ya 5-10 merdiven çıkıyorsun. Balıkesir işlemiyor yüksek. Ben çocukluğumdan beri hatırlıyorum üst katlar hiç çok böyle randıman vermiyor. Vermiyor hala. Daha çok imalat üzerine ve depo üzerine kullanıyor. Depo üzerine kullanıyor. Peki şimdi şu 1-2 sene içerisinde yeniden düzenleme çalışmaları oldu. Ondan sonra nasıl oldu biraz daha? Yapım güzel ama üstlerde bir değişiklik yok. Üstler için demiyorum. Bir tadilattan geçmesi anlamında. Çok güzel. Çok güzel. Oldu mu? Çok güzel. Bu aralar falan değil mi? Çok güzel. Tertemiz oldu. Evet. Tertemiz oldu. Esnaf memnun. Hep memnun esnaf. Peki bu şimdi Paşa Camii'nin etrafı yapılırsa burası çok daha güzel olacak. Paşa Camii'nin etrafıyla ilgili yıkılan yerler halde yapılırsa yeni bir şekilde geçenlerde şeyini dağıttılar, proje şeyini dağıttılar. Çok güzel olacak. Şimdi Muharrem abi şöyle bir şey de var yalnız. Siz şimdi eskiden ben çok iyi hatırladığım için tabii ki ifade edeceğim. Mesela bayramlara yakın falan sizin böyle alışverişleriniz artar, böyle sıra olur, kuyruk olur falan gibi durumlar vardı. Şimdi olmuyor şimdi ama yok. Bunun sebebi... Şehir çok dağıldı. Çok dağıldı şehir. O zaman mesela 40 bin, 50 bin ise nüfus, şimdi 300 bin nüfus. Her semtte bir pazar yeri açıldı. Evet. Her yerde aynı şeyi bulabiliyorsunuz. Bu süpermarketler açıldı ya, senin mesela kolonya almak için adam çarşıya kadar gelmiyor, oradan alıyor. Tabii her çeşidi bulabiliyorsunuz marketlerde. Ama sizi tanıyan, yıllardan beri sizden alan gene size geliyor. Tabii onun kolonya bitti mi? O şeyi yok. Memnunuz o bakımdan. Bir de eskiden şişeler atılmazdı. Şişe getirilirdi. Şişeye doldurulur tabii. Halen o şekilde devam ediyor. Tabii o zaman hesaplı oluyor çünkü. Tabii. Yarı yarıya şey yapar. Uygun oluyor. Yok. Buyurun. Yok tamam. Uygun oluyor çünkü. Tabii. Alım gücüne göre şey yapıyor. Muhafaza ediyorlar şişelerini. Evet. Atma yok. Peki size sorsam kolonya mı parfüm mü desem? Kolonya daha sağlıklı. Bitti işte. Burada 83 yaşında Muharrem abimiz, amcamız 60 yıldır bu işi yapıyor ve diyor ki siz ama parfümlerde biliyorsunuz tabii, inceliyorsunuz. İnceliyoruz ama fiyat olarak çok yüksek parfümler. Ama mesela bir zambak kolonyası da yazın insanları parfümün koruduğu gibi ter kokusundan falan korur mu? Korur tabii. Ferahlık verir. Mesela şimdi biz zambak kolonyasını sürünelim, ter kokmayız. Ter kokmazsınız. Bir de gençler diyor ki kolonya kurtarmıyor, onun için biz parfüm kullanıyoruz diyor. Reklama kanıyorlar. Reklama mı kanıyorlar? Reklama kanıyorlar tabii. Parfüm bir şeyi başka, kolonya başka.
Parfüm çok güzel kokuyor diyorlar gençler. Onun fiyatı başka. Bir kolonya alıyorsunuz, bir 10 lira kolonya alıyorsunuz. Bir ay kullanıyorsunuz. Parfüm. Evet. 5 lira şu işte. Bir parfüm alıyorsun 25-30 liraya. 10 günde kullanıyorsunuz. Tamam. En ucuzu 25-30. 100 lira ve 150 lira. Çok pahalıları da var da tabii. Tabii. Evet. Kolonyayı tercih etmek lazım sağlık evet. bakımından. Varım abicim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi siz Balıkesir'imizin duayen esnaflarındansınız. Duayen esnaf demek artık çok eskiye dayanan esnaflı insanlar. Evet. Biz öyle görmüyoruz. Tecrübe diyoruz. Esnaflık konusunda, ticaret konusunda, her konuda tecrübe diyoruz. Ve sizin de artık burada bir meşguliyet anlamında bunu yaptığınızı tabii, biliyoruz. Tabii, tabii. Evde duramam diyorsunuz. Ben bu yaşta 18 yaşında başladım. Çarşıda büyüdüm. Çarşıda esnaflığı devam ettiriyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe gayret edeceğim. Evet. Peki size Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Daha nice burada kolonya İnşallah. Satışlarına devam edersiniz. İnşallah. Sağlıkla. Peki. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız ve hoş sohbette bulunduğunuz için. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Yeni Çarşı'da Prenses Kolonyalarında duayen esnaflarımızdan Muharrem Abacıgil ile birlikte olduk. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.